edecek. Hizbullah önlediği için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün yurdumuz boyunca, düşününüz bütün Güney Anadolu'daki yurdumuz, Suriye'de, Irak yurdumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail'le olacak. Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak ve sana diyecek ki sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber ol, İran'la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darmaderler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye sevri uygulayacaklar, Güneydoğu'ya alacaklar, İsrail'e katacaklar, Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler, ne yapacakları belli. Zaten de onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar, adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı, bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yana olduk. Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşallık yapmadık. Bebeğe tutup da al şunu öldür demedi bu millet tarihi boyunca. İlk defa bunların döneminde söylüyor. Hizbullah silahsızlaştıracak, gelin tekrar bebekleri, kadınları, çocukları, yaşları öldürün. Bu ne büyük vahşet. Bunun elbette dünyada da hesabını veremezler, ahirette de hesabını hiç veremezler. Şimdi ülkenin gidişatı maalesef böyle bir istikamete doğru gidiyor. Öbür taraftan millet eziliyor ve her zaman söylediğimiz gibi Hayim Nahum planı adım adım uygulanıyor. Hayim Nahum planı nedir? Lozan'ı Batılılar imzalamıyordu. Milyon kere bunu açıkladık ama hala milletimizin büyük bir kısmının haberi yok. Amerika hala Lozan'ı imzalamamıştır. Clemenceau, Fransa Başbakanı, Lloyd George İngiliz Başbakanı bunlar da imzalamıyorlar. Hayim Nahum, Mısır Ağamı, İnönü'nün Lozan'daki müşaviri bunlara gitti bir Yahudi olarak Sinsili planı kurmak için. Dedi ki siz Lozan'ı imzalamıyorsunuz, ben size bir Yahudi olarak hayranım, ben hahamım ve ben imzalamadığınızı biliyorum. Çünkü siz diyorsunuz ki biz Birinci Cihan Harbi'ni İsrail'i kurmak için yaptık. Niye Hristiyanlar İsrail'i kurmaya bu kadar çalışıyorlar? Çünkü Yahudi onları aldatmış, onlara diyor ki siz Mesih İsa Aleyhisselam bekliyorsunuz ya, biz de bekliyoruz. Ama sizin elinizdeki İncil'de İsa Aleyhisselam'ın gelmesinin şartları yazılmamış. Bizim Tevrat'ta yazıyor diyor, halbuki onları kabağadan almışlar. Cenab-ı Allah'ın hak kitabıyla hiç alakası yok. Bizim kitabımızdan istifade edin. Neymiş? İsrail kurulacakmış, Büyük İsrail kurulacakmış, o yüzden emniyeti için Fas'tan Endonezya'ya kadar ülkeler kontrol altına alınacakmış ve Süleyman Mabedi yapılacakmış. Bunlar yapıldığı takdirde yeryüzü Mesih'in, İsa Aleyhisselam'ın gelmesine hazır olacakmış. Aslında onlar İsa Aleyhisselam'ı kabul etmiyor. Biz onu öldürdük, çarmıha gerdik diyorlar. Ama Hristiyanlar aldatmak için aynı İsa Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Bizim de Mesih'imiz olur diyor. Kendi havrasında sakın ha diyor kendi çocuğuna öğretirken. Bizim Mesih'imiz başka. Biz İsa Aleyhisselam'ı tanımıyoruz diyor. Hristiyan'ın karşısına gittiği zaman aynı Mesih'i bekliyoruz diyor. Onun gelmesi için bunları yapması lazım. Öyleyse Haçlı Seferi'ne çık, git Müslümanların 1400 yıllık topraklarını ellerinden almaya çalış, her türlü katliamı yap diye onları İsa Aleyhisselam yeryüzüne bir haber gelsin aşkıyla askere gönderiyor. Şimdi de bu harpleri onun için yaptırıyor. Bu Bush dediğin saat budala adam, evangelist mezhebi diye 100 sene evvel Yahudiler tarafından kurmuş olan tarikatın mensubu. Bu söylediklerimize inanıyor. Ben İsa Aleyhisselam için çalışıyorum diyor. Halbuki tamamen İsrail için çalışıyor. Onun gelmesi için yeryüzüne hazırlık için Büyük İsrail'in kurulması lazım diyor. Biler ne dedi? Ben düşündüm, hesapladım, halkım karşıydı ama dini inancım bu harbi yapmama karar vermeme sebep oldu dedi. O da aynı mezhepten. Protestanlığı zaten Yahudiler kurmuştu. Kapitalist nizamı yerleştirmek için. Papalık faize karşı çıkıyordu. Faizi helal sayan ayrı bir din kurdular Hristiyanlığın içinde. Hristiyanlığı değiştirdiler. Asırlardan beri hep aynı plan için çalışıyorlar.
ve onlar da şimdi emirlerini amade olarak kullanıyorlar. Kullandıkları için Cihan Harbi'ni yaptırdılar İsrail'i kurmak için. Şimdi Lloyd George ve Clemenceau dedi ki efendim biz harbin galibiyiz. Neden İsrail'i önce küçük kuracakmışız da sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyüğün hepsini birden kuralım. Anadolu'da dahil olmak üzere. Onun için Fransızlar gitsinler Kahramanmaraş'a. Niçin Kahramanmaraş bizim olsun diye değil. Ya alalım İsrail'e bağlayalım diye. İngilizler gitsin Filistin'e niçin? İsrail'i kursun diye. Kendisinin olsun diye değil. Hep İsrail uşaklığı. Bunları yaptık. Şimdi bunlardan vazgeçeceğiz. Hem sonra biz İsrail'i kursak dahi Anadolu'da Selçukluların, Osmanlıların mirasçısı bir bağımsız devlet olursa bu her zaman bizim için tehdittir. Bir gün etraftaki Müslümanları toplar bizi denize döker. Dinimiz yok olur, yaptıklarımız boşa gider. Öyleyse Anadolu'da bağımsız bir devlet olmayacak. İşte bunun için hayırlı dedi ki siz böyle düşündüğünüz için imzalamıyorsunuz. Ben size hayranım bir Yahudi olarak. Ama bak ben bunları isteyen kalbimin yanında bir de aklımı kullanıyorum. Siz bunu söylüyorsunuz ama 5 sene Cihan Harbi'ni yaptınız. 5 sene de Anadolu'da İstiklal Savaşı'nı yaptınız. Alabildiniz mi Anadolu'yu? Alamadınız. Neden? Çünkü bunların imanı var. Kahramanmaraş'a gittiniz. Orada bir Sütçü İmam çıktı. Bir Rıdvan Hoca çıktı. Taşla sopayla sizi kovdu. Ege'ye geldiniz. Balıkesir'de bir Vehbi Çıkırıkçı çıktı. Bir Hasan Basri Çantay çıktı. Etraftaki vilayete topladılar. Milis teşkilatı kurdular. Yunan önüne çıktılar. Yunan yürüyemedi. Alamadınız. 5 senede İstiklal Savaşı'nda uğraştınız, alamadınız. Onun için ben size diyorum ki gelin akıllı davranın. Biz 5700 senedir Yahudiler olarak Büyük İsrail'i bekliyoruz. 30-40 sene daha beklesek ne çıkar? Bir mola verin. 10 senedir savaşıyorsunuz, yoruldunuz. Yalancıktan Lozan'ı imzalayın. Asıl olan Sevr olsun. Bu Lozan'ı imzalayın. Önce Türkiye'yi işsiz bırakın bir, aç bırakın iki, borcu esir edin üç ve dininden uzaklaştırın dört. Yumuşak lokma yapın, ondan sonra kolayca yutun. Ne zaman oluyor bu? 80 sene önce. Onlar dediler ki doğru ya, 10 senedir harp ediyoruz, bunu yapamadık, bunun dediğini yapalım. Attılar imzayı. 80 senedir şimdi bunun için uğraşıyorlar. Bizi işsiz bırakmak, aç bırakmak, borcu esir etmek ve dinimizi uzaklaştırmak için en uygun yönetim olarak da bu AKP yöneticilerini buldular. Çağırdılar. Dediler ki bak bizim planımız bu. Artık Büyük İsrail'in kurması vakti geldi. Bir an evvel bunları yapacağız. Size bu sandalyeyi vereceğiz ama siz de bir emirlerimizi yerine getireceksiniz. Bunları iş başına getirdiler. Şimdi emirlerini bir bir uygulattırıyorlar. Geçen sefer tezkereyi meclise ettiği için bunlara büyük oradan azar geldi. Biz sizi bunun için mi koyduk? Efendim ne yapalım meclise ettik. Hıt becereceksiniz. Emrimizi harfiyen vakti yerine getirince beceremezseniz sizi yerinize becereni getiririz.